Merhabalar efendim, Saşa kafasındasınız. Bilin bakalım ben kimim artık, iyice sapıtmış. Ben Deniz Pelinçin'i ve yine en sevdiğim bölüm Ayna Ünü bölümü. Yine bugün biraz kalabalığız. Bugün Vita Coco bizle birlikte. Vita Coco yeni bir marka. Susayan saçlara Vita Coco sloganıyla piyasada yerini aldı. Neden? Çünkü %100 Hindistan cevizi ile üretiliyor. Bunu yani bilen bilir, Hindistan cevizi saçı nemlendiren, yani saçın ihtiyacı olan suyu ve nemi ona sağlayan bir şeydir. Ve bütün ürünler %100 Hindistan cevizinden yapılıyor. Bir tanesi ilgimi çekti. Onu özellikle önüme aldım. Saç deriniz. Hani bu vücudumuza sürdüğümüz peelingler var ya. Bu saç derisi peelingi. Haftada bir yapıyor musunuz? Saçı şampuanladıktan sonra saç derisine masaj yaparak o kafanızdaki ölü derilerden arınıyor. Bu muazzam. Onun dışında yine tabii ben görsele çok önem verdiğim için bunun ambalajı ve kutusuna hastayım. Bitince başka bir şey için de kullanılabilir. Bu bir saç maskesi. Kokusunu keşke tarif edebiliyor olsam. Ama bildiğiniz hani Hindistan cevizli kurabiye, Hindistan cevizli böyle yoğurt var, yurt dışında, Türkiye'de yok. Öyle bir aroması var, çok kuvvetli. Bir de tabii ki yine en sevdiğimiz, benim kullanabildiğim ürünlerden biri serum. Bunu da saçı yıkadıktan ve kremledikten sonra çıkmadan önce ve fönden önce falan sıkıp saçın hem kolay taranmasını sağlıyor hem de tabii ki Hindistan cevizi kokuyorsunuz. Bugün fark etmekten bahsedeceğiz. Konuğumuz da Şimal. Benim çok önemsediğim bir konuk. Bir rahatsızlık geçirdi. Hepimizin gözü önünde meme kanseriyle mücadele etti ve kazandı. Hastalığı nasıl fark ettiğini konuşacağız. Ve de tabii ki hastalıktan sonra hayata nasıl başka bir farkındalık içinde baktığını da uzun uzun bize anlatacak. Daha fazla uzatmayayım. Hazırsanız geçelim içeri. Sohbet başlasın. Efendim, Saşa kafasındasınız. Hoş geldiniz. Ben Deniz Pelinçin'i. Bugün yine çok uzun zamandır konuk etmek istediğim ve bunu girişte söyleyeceğim. Canlı olarak, yani birebir bu stüdyoda tanıştığım ama internetten, sosyal medyadan uzun zamandır mesajlaştım ve bir şekilde sosyal medyadan da olsa bu elektrik meselesine çok inanıyorum. Hani biz birbirimizi görünce zaten 100 yıldır tanışıyormuş gibi olacağıma inandığım biri konuğum. Şimal, hoş geldin. Hoş buldum Pelin'im. Öyle oldu değil mi? Biz internetten... Ya kesinlikle. Yani yan yana geldik. Hani bir yabancılık çekin. Yani merhaba, nasılsınız falan deyin değil mi? Hiç kibarlık yok. Pelin nasılsın diye sarılmacalı oldu. Ama o elektriği zaten yazışırken insan alıyor dediğin gibi. Enerji çok çabuk geçen ya da çok çabuk birbirini iten bir şey. Evet. Peki sana soruları böyle kağıt kalemle hazırlayıp kartların üzerine yapıştırmak. Bayağı da var. Ama dikkat etsen hakikaten elle yazdım. Evet, elle yazmışsın. Teknolojik bir bayağı düşünerek, durum. Araştırarak. Çok merak ettiğim şey var. Peki o konuya geliyoruz o zaman. Şimdi ben buraya onu da demiş çünkü sormaya başlayacağım. Malum mesele, yazmış buraya uzun uzun. Nasıl fark etti? Hani konumuz fark etmek. Onu senin açıklamanda ben hatırlıyorum. Demiştin ki ilk açıklamanda ben böyle bir kitle var göğsümde. Fakat ben onu erteledim. Öteledim ki bence bu çok kıymetli bir açıklama ki. Yani birçok insan için ötelemeyin hikayesi. Kesinlikle. Erken teşhis meselesi, bakın üstüne düşün meselesi. O hikayeyi bir anlatabilir misin? Yani geç mi kaldın? Hani ilk fark ettiğini bu ne mi falan mı dedin? Nasıl oldu? Pelin, insan kendi hastalığı kondurmuyormuş ya. Yani başıma gelen şey benim için kanser değildi yani. Kanserin ve kitlenin ne olduğunu bilmiyorum yani. Bana dedi ki işte kanserin diğer adını hep unutuyorum. Bir kitle işte... Tümör var dedi. Dedim ki ya tümör ne ya olmuştum. Ama ondan önce 3 yıl elime gelen, yani artık 14 santime falan getirmişim. Ve ben onu küçücük bezelye tanesiyken bile biliyorum vücudumda aslında. Sağ taraftan değiyordum ona şimdi, hep. Sorum şu, o bezelye tanesiyken niye doktora gitmek istemedin? Hiçbirimiz yapmıyoruz da hani... Çünkü etrafımızda hiç bilgili, bence biz okumuş cahilleriz. Bak bu konuda çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani biz her şeyi bildiğini zanneden, ya hayır o değildir, başım ağrıdı, iç hap geçsin. Hı. Ya da git karanlığa. Hayır, doktora git. Doktora karanlığa falan. Gitme, hapa gitme hemen, ilaca gitme. Bir doktora git. Bir sor. Ne kaybedersin? Yani makyaj yapmaya, saçıma, her gün bakımlar yapmaya zaman ayıran ben, o kitleyi elimle göz göre göre büyüttüm Pelin. Yani şu kadar, şöyle oldu, böyle oldu, bu kadar oldu, böyle oldu, böyle oldu derken. Sonunda peki gitmeyi nasıl ikna artık? Şöyle, nişanlımla bir gün Erzurum'da kayaktayız. Hı hı. Odada biz çok birbiriyle dalga geçen, sürekli yerlerde yuvarlanan, sularla eşek şakaları yapan iki bir çiftiz. Çok aslında. İyi arkadaş olan bir çiftiz. Evet, çok yakın arkadaşız. Yani hayatımda hiç böyle bir dostum olmamıştı. Hem sevgili hem dostu. Aynı arada, aynı ikisini aynı anda yaşıyorum.
eli geldi ve şey olduk. Yani orada bir patlama yaşandı sanki. Alev yani göğsümü bu tarafına kadar vurdu, boynuma vurdu, koltuk altıma, kolum uyuştu falan. Neco dedi ki kayaktan sonra direkt seni göstermeye gidiyoruz. Bence bunun altında başka bir şey var Şimal dedi. Ya gideriz, ben hala ya gideriz diyeyim. En son o gece elimi tuttuğumda çok derinde hissetmiştim ve dedim ki sanırım bu bir tane bir şey verecekler hap yoluyla. Dedim çünkü dokularıma yapışmış. Kendi kendime doktorculuk oynuyorum bak, hala. Yani teşhis koyuyorsun yani şu an. Yani teşhis koyuyorum. Evet. Bunu eritmek lazım. Bak, evet bak. O eritmenin adı kemoterapi. Evet bu arada. Ama bedeli yani, çok ağır. Hani şey olmuş. Evet. Vahiy gelmiş orada geldi, da tabii. Geldi. Allah hissettiriyor sanırım. Akşamına öyle bir rüya gördüm ki Pelin. Eyvah. Çok inanırım rüyalara. Bak bugün anlattığın rüya da senin için çok hayırlı bu arada. İşte. Hiçbir zaman kötü bir yorum yapmadım rüyalarla ilgili. Gündüzüne ayrı ne olsun. Bir dev beni kovaladı. Koskoca bir sitede beni kovaladı. Ben ondan deli gibi kaçıyorum ama ağlıyorum peşimi bırak diye. Koltuğun altına girdim. Koltuğu kaldırıp dev beni aldı. Omzuna attı ve memeni göstermeye gidiyoruz dedi. Ah bana. Rüya bu. Rüya. Koca bir dev. Binaların üzerinden sıçraya sıçraya beni hastanenin kapısına bıraktı. Biz ertesi gün doktora gittiğimizde kanser olduğumu öğrendim. Ben aslında o da dedim ki ben gitmeliyim, ben rüyalara artık inanıyorum. Artık yani o rüyayı görmesen evet, de hala öteleyeceğim. Malum etti. Malum artık. Ve biliyorsun ki dördüncü evreyim, iki metastasım var. Hem koltuk altı hem kürek kemiği. Yani aslında çok sınırdayım. Peki yani hani şunu çok kıymetli buluyorum. Eminim ki ben seni ilk şu videonda tanıdım. Saçlarını kesmekle ilgili. Hani bu aralar çok gündemde. Zaten sosyal medyada çok da denk geldiğiniz bazı videolar var. Bu saç kesme videoları. Hatta böyle işte şey vardır. Erkek arkadaşı da saçını tıraş eder hastayla birlikte evet, falan. Evet. Ağlamadan bu bölümü nasıl bitireceğiz acaba diye. Hiç bilmiyorum. Şuraya tutuyorum. Bak, tavana bakarak konuşuyorum. Artık idare edersiniz. Sonra demeyin sunucu nereye bakıyor diye. Bakıyorum bir yer. ben de. Şu göz göze gelmemek için oraya buraya bakıyorum. Şimdi o videoda şöyle bir şey vardı. Sen durdun. Böyle makası eline aldın ve dedin ki saçını tuttun. Daha güçlü ve daha sağlıklıları yerine gelecek dedin. Yani böyle o hani mış gibi de değildi. Ses tonundaki kararlılık. Oradaki herkesin böyle bir ağzı açık sana bakma hali. Ve kestin. Ben o videoda sonra sana mesaj attım. Yani bizim bu tanışmamızın videosu da odur. Evet. Yani o güç çünkü o kadar geçti ki. Hani mış gibi olmadığı geçti ve böyle hayret ile baktım. Çünkü gerçekten anlattığın tablo samimiyetle söylemek gerekirse çok da hani böyle umut vadeden parlak bir tablo da değil yani. Sen bunu bilerek o makası vurdun. O yüzden bu gücü nereden bulduğunu hakikaten anlamak istiyorum. Ya nasıl bir şey geldi de içine? Ben bunu yeneceğim arkadaş. Hani çok sert bir duruş çünkü. Kuvvetli evet. Bir düşman var karşında çok. Çok gerçekten hani 80 tankla bir tane İtfaiye savaştı. Evet. Yani. Ama şöyle yani onu ilk duyduğumda doktorumun dediği sadece tabii çok doktor gezdik. 50-60 tane doktor onu gezdik. Onu soracaktım. Pelin. Hemen karar vermedik. Çünkü sanırım hastalığı doktorunu hastalık seçiyormuş. Biz onu öğrendik. Çok profesör çok profesyonel doktorlar, insanlarla karşı karşıya geldim. Hepsi çok bilgili, donanımlı, hı hı. Evet. Ama ona kendini teslim etmek bu hastalıkta başka bir şeymiş. Ankara'lara kadar gittik. İşte Murat Dalkılıç sağ olsun o zamanlar Hande Erçel'le birlikteyken annesini o da kanserden kaybetmişti biliyorsun. Onun doktoruna kadar gittik ama kendime bir türlü teslim edebileceğim bir doktor bulamadım. O yine enerjiyle alakalı. Kesinlikle şey arkadaşlık dostluk gibi. En son Emsal Doğan sağ olsun benim canım dostum buna kulakları selam olsun gerçekten Emsal'in. Herkese ismini andıklarıma. Bana dedi ki bir tane doktor var adı Didem Taştekin sadece dedi git. Bir kere gör. Bir bak. Evet. Gittiğimde hocam dedim sizdeyim. Yatırın beni. Sadece bunu dedim. Ne gerekiyorsa yapalım. Saçlarım dökecek mi onu bana söyleyin. Tek sorum zaten saçtı. Bir kadının nesi önemli olabilir ki? Saçı kirpiği ve kaşından başka zaten. Yani o rahatsızlığın esasında çok dramatik de bir dışa vurumu vücudun. Hani tabii. Saçlar
İşte kirpikler, çünkü tırnaklar. Çünkü diğer şeylerini bilmiyorsun hani beni İçinde yatağı... de esasında neler yapıyor da biz belki, sadece saçı görüyoruz. Evet yani. Saç, benim için saç problem de o dönem mesela. Ya keşke saçı düşünene kadar ne kadar acı çekeceğim diye sorsaydım. Yani şimdi bilmediğiniz bir yola girdiniz, evet, ya evet. Saç dökülecek diyorlar. Başka bir şey olmayacak. Okey, neden dökülüyor? Kurtaramaz mıyız da giriyorsun ama. O gün işte velhasıl Kerem konuştuğumuzda bana dedi ki Şimacığım dedi çabuk kabul et. Kabul etmezsen def edemeyiz. Güzel. Şu an hastalandın. Hoş geldin de ve elveda etmek için yolculuğa çık. Eğer dedi senin bunu kabul etme dönemin uzun sürerse yolculuk çok daha uzun sürecek. Yani insanlar bazen sadece saçımı kestiğim ya da kel kaldım ve bana bunlarla ilgili hakaretler yağdırıyorlar ya. İşte bunu reklam dediniz. Tövbe olsun. Neler demediniz. De. Deyin ya. Deyin. Ben konuşmaya devam edeceğim. Sadece bunu bilin. Örnek olmak, farkındalık. Teşekkür ederim. Farkındalık için bunu yapacağım. Evrelerini tek tek anlatmanın mümkünatı yok sana, yaşananın. Ama sen kansersin dediğindeki yıkımı saç dökülmesinden çok daha enteresan bir yıkım. Yani onu tarif etmek herhalde yani şey yapamıyorum. Evet. Hani Neco diyorum ben de, evet, sıkıntı. Tabii, tabii, enişte zaten öyle. Gerçek en sevdiğim eniştem. Biz konuşmadık ama gerçekten canım. Çok başka bir yerde. Çok. Onu da konuşacağız. Konuşuruz. Sizin ilişkinizi, bu rahatsızlıkla beraber savaşmanızı falan. Bunların hepsi konuşulmaya değer ve benim için çok önemli. Herkes merak ediyor ama şimdi duydunuz. Ve o odadan çıktınız abi. Değil mi? Yani çıktınız. Evet. O an bence çok yani hani... Tuttuk. Her şeyi tuttuk. Gözyaşını tuttuk. Kelimeleri tuttuk. Bindiniz araba. Hiç konuşulmuyor mu? Ne yapıyorsunuz? Eve git dedi. Neco'nun dediği tek şey var. Yanımızda çok yakın arkadaşımız da vardı Sevda diye. Dedik ki eve gidince konuşacağız. Sakin olalım. Ya çünkü biri kelime atarsa... Sadece ağlama krizleri yaşanacak, evet, evet. Ve o beni daha çok üzecek, belki de yatağa düşürecek yani. Evet, atlatamayacağım, tramvaya dönecek. Eve gittik. Sevda çok komik bir arkadaşımdır. Neco ile ikisi çok yakın arkadaşlar zaten. İkisi bir odaya kapandılar. Ben ailemle konuşurken telefonda. Bir de o bölüm tabii, var ya. Tabii anneme en son duydu. Abilerim anlatma dönemini, şeyini, kısmını anlatacağım. Yıkılırsın. Odaya telefonla falan nasıl anlatayım, nasıl konuşayım diye düşünürken onlar içeride biraz gözyaşı döküp beni eğlenceye çağırdılar içeri. Ya dediler sen neler atlatmadın kızım, sen 15 yıldır bu sektörün içinde çırpınıyorsun, kadın başına deli misin? Ya senden bu güçlüsü şey var mi? Benim en sevdiğim şey, beni birazcık gazlarsanız dünyaya karşı çıkarım. Küçük bir gaza ihtiyacım var. Sen güçlüsün de okeyim ben. Güzel. Bana para falan vermene gerek yok. Cümle. Çok sihirli bir şey benim için. Sonra Neco dedi ki Sevda gitmişti evden. Aşkım dedi gel karşıma. Bir kere ağlayacağız. Bir kere. Gerçekten sıkıntı çıkıyor. Evet. Evet dinliyorum bir ben. Bir kere dedi bu gözyaşı dökülecek. Şöyle. Sadece şey dediğimi hatırlıyorum. İnsan canını değil de yani bir yerde İzası çok zor. Neyse şey Neco'ya dedim ki yani istiyorsan gidebilirsin. Şimdiden git. Tabii. Şimdiden beni bırak. Çünkü sonra bırakırsan hani beğenmezsin beni. Evreleri çok belli. Sana çok muhtaç olacağım. Belki sana çok agresif davranacağım. Benden bıkacaksın. Sonra bırakırsan işte o zaman ben her şeyi kaybederim dedim. İstiyorsan şimdiden git. Ne kadardır beraberdiniz? Şuraya bir peçete falan alsaymışız. 2,5 yıldır sinirim. Birlikteyiz. Yani bu kararı, hemen karar diyorum, artık saçmalıyorum. Yani bu konuşma yapıldığında ne kadardır beraberdiniz o zaman? 6. ayımızdaydık. Daha cicim aylarındaydık. Cicim yani bu hani hakikaten. Evet. Yani o konuşma zaten şeffaf olması. Yani çok gerçekçi konuşma. Yani beni aldattın bundan çok daha ötesi. Çok daha ötesi. Ya da ya keşke beni aldatsaydı da bunu yaşamasaydık diyebilecek kadar çok büyük bir cümle. Beni hastayım ve beni bırak demek. Yani iki sevenle. Yani yol yakınken git. Çünkü çok zor bir şeydir. Yani şu da bir gerçek baktığımız zaman. İnsanoğlu bencildir çünkü. Yani hem düşünür. Öyle hem de o taraftan da ağır bir yük. Yani çok, taşıması çok ağır bir yük çok o taraf pelin. İçinde yani. Gerçekten çok doğru bir şey bu söylediğin. Çünkü
Hani zorunluluk olarak kalabilir, evet. Gitmek ister, gidemeyebilir. Hani çünkü bu vicdani seviyormuş bir, gibi yapabilir. Gibi yapabilir. Bir sürü denklemde bir ve sürü kadın olarak var. Bunları hissederiz. Muşlu muşlu yapılan her şeyi. Ve beni daha çok yıkardı. Hep ona diyordum, bıktın mı benden? Hep ah. Sorumda vardı her kemoterapiden sonra. Çünkü öyle bir şey ki hastane yolculuğu. Paranızın, şöhretinizin geçmediği bir yer hastane kısmı. Orada herkes eşit. Herkes eşit. Böyle bir kalabalık masalar var. Hepimiz bir koltukta yatıyoruz. Yaşlısı, genci, orta yaşlısı, anneannesi, dedesi. Neyse hepimiz aynı yerdeyiz. Yanındaki öğürüyor, kusuyor, inleyeni var. Acı çekeni var. Bıktım artık. Nerede kemo ilaçlarım gelsin artık deyip. Çünkü 11 saat alan var. Ben 8 saat alıyordum girdiğimde. Yavaş yavaş veriyorlar. Yavaş öyle bir zehir ki seni yavaş yavaş öldürüyor zaten. O yüzden orada o dönemde de beklemesi orada yanında. Orada refakatçi oluyor mu? Evet, herkesin yanında bir kişi. Ha, bir kişi hakkı var. Ve Neco'yu görüyordum, artık uyuyakalıyordu. İşte asansörler çok kalabalık olduğu için o asansörden ellerimi tutup merdivenle beni çektiğini, kucaklayıp yukarı götürdüğünü biliyorum. Hemen yatırmamız gerekiyor beni, kemoterapiden sonra eve gitmemiz lazım diye. Yani aslına bakarsan bir anam ağladı, bir de Neco. Ben bir çektim, onlar bin çekti. Onlar bin çekti yani. Çünkü acı tek sen evet çok yıpranıyorsun ama bence yakınlarına çok daha fazla vuruyor acı. Çok güçlü durdun. Her anı bizle paylaştın ama Miran, merak ediyorum, böyle bazen çok endişelenerek bakardım senin Instagram'ına. Yani böyle... Her an haber değil mi? Evet, yani hani böyle bazen sabah kalkıp baktığımda şey yaptığımı hatırlıyorum. Search'e çünkü yazılıydı senin ismin. Hani böyle şey diye bakardım. Bazen gözümün ucuyla falan bakmışlığım var. Çünkü ve hep derdim ki ben Neco'yu tanımıyorum, etmiyorum. Hani adam hakikaten canlı görmedim ama kendimi o yere oraya koyduğum zaman ben hiç seni tanımadan bu belirsizlik bende böyle duruyorsa orada çok daha başka bir acı söz konusu. Yani evet. Belirsizlik çünkü korkunç. İnanılmaz bu kadar şey. Güçlü durduğun anda hiç mesela şey yaşadınız mı, bize yansıtmadınız, bu çözemeyeceğiz biz bunu. Yeniliyorum galiba. Çünkü ben bunu Neco'ya hiç yansıtmadım. Ona hiçbir şey yansıtmadım. Anneme de, aileme de, yani kapıları kilitleyip yorgan altında tepindiğimi bilirim ağzımı kapatarak. Çünkü onların acı çekmesi beni daha çok acılandırıyor. Yani kapıları zorlamışlığı var Neco'nun. Aç, ben bu yüzden senin hayatındayım. Bu acıyı paylaşırsak İşte. Biz gerçek aşka ulaşacağız. Biz evlenmeden hastalıkta, sağlıkta yaşayacakmışız. Bu bizim kısmetimizmiş. Lütfen aç kapıyı diye kapıda ağladığını bilirim. Ama bazen çok zayıf anımı da göstermek istemediğim de oldu. Çünkü gerçekten bitiktim. Dudaklarım kuruyordu. Halin olmaz. Halim zaten yok. Zaten sırtımda kemikler sayılıyor. Kadınlıktan bir habersin. Çirkinleşiyorsun. Neco'ya diyordum ki beni beğeniyor musun gerçekten böyle? Barbie bebeksin diyordu. Kendimi güzel hissedip makyaj yapıyordum onun tek cümlesiyle. Ben çok kıymetli buluyorum bu hani bu paylaşımı. Neco ile ikiniz bana şeyi hatırlatıyorsunuz. Hani böyle bu çok klişe bir cümle olabilir ama hani masallar falan. Hani değil böyle mi? O öyle bir şey var ya, en azından işte buradasın. Evet. Ben seni gördüğüm zaman hani yaşamaya değer bir şey olabileceğine dair, illa böyle bir aşkı yakalarım, böyle bir birlikteliği yaşarım demiyorum ama bu dünyada bu iki göz şahit oldu. O çok kıymetli. Kesinlikle. Yani çünkü insanlar ufacık bir noktada birbirini bırakabiliyor. Yani bu yolda yürümek iyi, iyi günde, kötü günde, o gerçekten çok nadir aslında. Çok nadir. Ve ne yazık ki gitse de evet. Çok da suçlayamazdık. Çünkü asla. Çok ağır bir mücadele bu. Çok çoğu insan buna istemeyebilir. Orada da ona kızamazdık. Asla kızamazsın. Benim asla. Giden tanıdıklarım var çünkü gidilebilir. Vay be, nasıl gittin denilmezdik. Ama gitmemeliler. Evet. Evet. Mesela gitmeyecekler. Gerçek aşksa mesela onkoloğumun bana söylediği tek şey. Şimal, siz bir örnek oldunuz. Çünkü bizim hastaneye gelip eşim beni artık beğenmiyor, tabii boşayacakmış ki. Beni diye. Tabii. Ben asıl şimdi ölüyorum diye tedavi olan hastalar var. Onkologlar eşittir psikolog, biliyorsun. Tabii ki. Yani çünkü bütün derdimizi ona anlatıyoruz. Mesela o gece ilaç almışım. Hiçbir şeyim yok. Psikolojim bozuk. Hocam ben terleyip terleyip soğuyorum diye mesaj atıyorum. Benim gibi binlercesi ona atıyor mesaj. Sürekli onlarla uğraşıyor. Hep bizimle birlikte. Yani hiç hayatları yok. Yani dediğim gibi eşler birbirine çok destek olmak zorunda. Hastalık herkesin başına gelebileceği bir şey. Sadece eşin değil, annenin de başına gelir, kardeşinin de başına gelebilir. Çünkü meme kanseri gerçekten şu an yaş tanımıyor.
20 yaşında da meme kanseri olunuyor. Çünkü artık doğada yediğimiz, beslendiğimiz, aldığımız oksijen her şey yapaylaştı. Çok sağlıksızız. Çok erken başlamaya başladı. Evet. Çok ciddi bir İnanılmaz oranı var. Grip gibi her gün biri kanser olarak çıkıyor karşımıza. Peki şunu soracağım ya. Yani biz senenin belli bir günü, belli bir dönem işte pembe kurdele takıyoruz oramıza buramıza. Sosyal medyadan böyle işte paylaşıyoruz falan. Ben bunların yaparken ki şey hissediyorum kendimi. Gerçekten bir şey yapmıyoruz. Yani oraya o kurdeleyi alnımın ortasına yapıştırsam ne olacak? Evet. Senin hikayenin dinlenmesi lazım. Evet. Senin bizim gibi, gibilerin senin hikayesi. Gibi mücadele vermiş kadınların birebir her şeyi. Mesela bana bize diyecekler ki şimdi bu kadar da işte deşmenin anlamı mı vardı? Hiç bunların alakası bilinmesi yok. Lazım. Gerçeklik evet. Bu çünkü. Evet. Yani o kemoterapi odasını anlattın ya mesela o detaylar işte bilinmesi gereken detaylar. Kesinlikle. Zaten. Çünkü kemoterapi ne zannediyormuş insanlar Pelin biliyor musun? Biz böyle özel odayı kapatıyorlar. Hı-hı. Biz orada çırpınıyoruz. Hayır öyle bir şey değil kemoterapi. Öyle bir şey değil. İlacı 6 saat serum gibi alıyorsun damar yolundan. Ya kolundan ya da böyle port. Port Allah da var. Rahmet eylesin. Evet, Güldür Kalkavan evet. Da portunu göstermişti. Ben de şimdi aklımdan geçti biliyor musun ya. O da böyle port bak. Hatta canım bir benim, videosu vardı hatırlıyor musun? Olsun. Dedi ki port bakın bu. Korkmayın evet, bunun evet. ismi. Öyle anlatmak lazım evet, hikayeyi. Aynen. Yani. Ben sahnelerde oldum ve olacağım için onu alırken bile ilacı. Dedim ki port takmayın ben göğüs dekoltesi seviyorum. Hı-hı. Hoca da dedi ki işte senin yaşın genç. Damar yolların güçlüdür senin. Ha tabii kuvvetlidir damar evet, meselesi. Ona rağmen keşke port taktırsaymışım. Hiç güvenmeyin gençliğinize, menşeğinize. Kesinlikle port çok basit bir çözüm. Şimdiki aklım olsa bant yapıştırdım yine sahneye çıkardım. Ne gerek var? Bilinçsizlik. Yani Neco'nun of. Zaten bir pırlanta olduğunu biliyorduk. Bir pırlanta inişte okey evet, ama evet. Eleme böyle dostlarından beklenmedik. Hani ne bileyim ben kendilerini elediler Pelin hayatımdan. Böyle gittiler dediklerin var mı? Oldu mu Pelin yani? Çok doğru bir şey söyledin. Kendi kendine gittiler. Kaçtılar mı? Şimdi? Kaçtılar. Yani yok oldular. Neden korktular? Hiç peki? Tanışmıyormuş Destek gibi. Olmaktan mı korktular? Neden korkarsın ki böyle bir durumda? Bir daha borç para alamayacak benden. Hah. Gücü bitti. Bir daha şarkı da söyleyemeyebilir. Pü Allah belki kahretsin. sesine de bir şey olacak. Ya bizden para isterse? Biz onu iyi ki gitmişler. Onlar ya, zaten iyi ki gitmiş. Ya, vallahi bile ya, iyi ki kesinlikle. Hayatım boyunca kimseye minnet etmedim. Allah'tan başka. Hiç kimseden de bir şey almışlığım yok. Kimse gelip de karşıma Şimal benden 5 kuruş para aldı diyemez. Hatta ağzım koktu. Kokusunu konuşmayarak kapatmışımdır. Aç kalmışımdır. Kimse bilmez açlığımı. Yine derler ki ulan sanki şeyde geziyorsun. Limuzinlerle geziyormuşsun havası hı hı. Yaratmışımdır. Bu kibir değil. Ama aileden almış olduğum bir şeyler var. Yani ailenden iste. Benim annemin tek söylediği şey. Başın dara sıkışırsa, sana bir şey bize olursa gel. Bize gel. Başkasına gitme peki, diye. Peki iyileştikten sonra bu grup diyeyim artık. Kibar şey yapmaya çalışıyorum. Geri gelenler böyle iyileşmeye yakın mesela. Baktık ki çok özür dilerim. Yırttı. Biz yavaş çok. Yavaş yanaşalım oldu değil mi? Ya en yakın arkadaşlarımla. Salak. Kahvesini, çayını, eğleniyoruz. Yazın tatillere gittiğimiz. Arkadaşım bana... İcra yolladı avukatla. Hem de haksız bir icra yani. Benim olanı bana yolladı. Tedavi görüyorsun evet, o esnada. Kemoterapiden çıktığım dakika. Hani sahneye telefonda... çıkamazsın, para bir gelir alam Çıkamıyorsun. Okay. Sadece neyden biliyor musun? Neden? Dedi ki magazinde dün izledik kurtulmuşsun. Allah müstahakını versin. O peru çıkarma. Tebrik ederim sizi. Videosu çekmiştim arkadaşlar. Kurtuldum ya. O kadar mutluydum ki bütün vücudumun taraması yapılmıştı. Hı hı, hatırlıyorum. Kürek kemiğimdeki de gitmişti. Ölüyorum mutluluktan. Her şeyimi paylaşan mutluluk gözyaşımı da paylaşmıştı. 24 saat beklemeden icra mı yani? Asla güzel. Evet. Çok başarılı bir hareket. Evet. Vallahi billahi. Ama ne oldu biliyor musun? O da kanser. İşte ilahi adalet sistemi. Burada birkaç çok kez seviyorum konuk, birkaç konukla da konuştuk. Ne yazık ki ilahi adalet şaşmıyor. Ne yazık ki diyorum ama işte... Asla şaşmaz. Peki, Nejo ile şu an nişanlısınız. Evet. Ne zaman evleneceksiniz? İnşallah yaz sonu, Eylül gibi düşünüyoruz. Nasıl tanıştınız ayol? Bu yani, dur, keşke burada olsaydı, evet, şurada evet. Falan olsun. Nasıl evet, tanıştınız? Evet, gelecekti, işleri var, o da karşıya geçti. Nasıl tanıştınız? Yani bu tanışma yani, nasıl oldu? İkimizin de güzel ilişkilerden şey. Çok sıkıldığı... Heh. Çok ayrı düştü, ya hı-hı. Lanet olsun dediği bir dönem asla bakarsan. Güzel. Ben kızlarla aman diyorum birileri çiçek yolluyor ama yollamasınlar. Kapıda her gün hediye aman diyorum alın kızlar sizin olsun. Yani kızlar diyorduk ya Şimal sen de artık iyice şımardın. Şımardın. Ha, ukalala. Ya diyordum yemin ederim ukalalık değil. Beni tanıyorsunuz. Ben asla egolu biri olmadım, ukala olmadım, kendi beğenmiş olmadım. Sadece istemiyorum. İstemiyor, kafam anladım. Dinleneceğim.
Sonra dediğim dakikanın 2 ay sonra şak diye hem de bir meyhanede. Nasıl tanıştı? Sen söylüyorum. Kızlarla masada çok güzel eğleniyoruz. Arkadaşlar. Gerçekten. Bayağı masanın üzerindeyiz yani. O zamanlarda bir tane arkadaşım var. O işletiyor mekanı. Her gün oradayım ama haftanın 5 günde dışarı çıkmasını anladık. Dışarı çıkmak istiyorsun ama. Şey dönemi bu yani. Bu ne? Hafif bir hovarda bir kesinlikle, dönem. Kesinlikle. Kesinlikle. Kızlarla dans ederken bizimkiler dedi ki ya Şimal dedi bir tane çocuk geldi. Bak tam senin tipin. Ya dedim. Benim tipim yok arkadaşlar. Tip yok. Ben dedim şimdi bir ya şey olur istemiyorum. Çok yakışıklı bir beyefendi kendisi. Girince bütün herkes dönüp bakmıştı. Çok çok evet bakalım. Gerçekten öyle. Allah onu nazardan korusun. Aa, ailesine evet bağışlasın hepimize. Dedi ki Allah aşkına ya dedi. Bak gerçekten öyle. Döndüm. Dedim yakışıklıymış. Hadi gençler devam ediyoruz. Oynuyoruz. Hiç. Bak asla Pelin dünyanın en sert kadınıyım erkeklere karşı. O kadar soğuğum ki... Diyorum ki ben hayatım boyunca ne ailem olacak, ne yuvam olabilir benim, ne çoluğum çocuğum. O kadar iyi anlıyorum ki ben o huzurlu bir dönem. Huzurlu bir dönem, tanıdığım bakma. Bir dönem, tabii. Evet, çok kendine yani döndüğün de bir dönem. Hani bugün hani yanıma gelecek insan anasının karnından daha doğmadı, hayırdır. İşte tabii. Öyle oluyorsun. Tamam. Ben de odanım öyleydi. Hikmet abi olarak bildiriyorum ben. Yani. Öyle ne çok tatlısın sonra? Değil mi? Bir yanımız erkek ve erkekliği koyuyoruz tabii. O dönem. Çok kesinlikle. Kesinlikle, bende de var. Sonra kapıdan çıkıyoruz. Hayır. O beni fark ediyor. Hı. Ama o da çok özgüvenli. Ve hiç, ne istediğini çok iyi biliyor. Ne istemediğini de. Kapıdan çıkarken waffle'cı var yanda. Her zaman da yandaki waffle'cıya gideriz. Waffle'cıdan dönerken beni görüyor. Ben dudaklarımı yiyorum. Hı. Bir de ben yolda yürürken çok ciddiyim. Kaşlarım hep çatıktır. Sinirli, dudak yerim. Sinirli. Evet yani bana bulaşmayın ya. Bana yaklaşmayın. Ondan sonra DM'den bir mesaj. Ne ya dedi bu suratsızlığın senin, bu sertlik, bu kendini beğenmişliğin. Bana yağdırıyor. Sen dedim kimsin ya bana böyle konuşuyorsun. Sen dedim benim kim olduğumu biliyor musun? Sen hayırdır. Ondan sonra böyle yapıyor. Tamam sakin ol. Sadece o sertliğin hoşuma gitti diye resmen DM'den birbirimizi tanıdık. Sonra ertesi gün 5 kızın içine girdi. Hayatımda en önemsediğim durum. Özgüven. Ve kız arkadaşlarımla geçinebilecek erkek. Bayılırım. 5 kızın arasına girdi. Hepsini dansa kaldırdı. Benden daha çok onlarla ilgilendi ve eğlendi. Hani biz evet manitacılık yapıyoruz şu an ama. Ama siz... sınavda adam orada şey evet. Yani üniversite sınavı gibi. Normalde erkek şimdi. Ama yanındaki kızları çok kaldırmaz hani yanlış anlarım diye. Bir de öyle bir durum var. Ben tam tersi. Kızlarla arkadaş oldu. Kızlar da onunla arkadaş. Çok güvendiğim 5 kız arkadaşın diye çok, düşünüyorum. Tabii. Değil mi? Ben öyle herkese gezmem. Evime yani, de kimseye olmam. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Hani, çok sertim. Ben öyle. Hani, ev namahrem öyle yol geçen onu değil. Senin arkadaşın öyle dans edecek arkadaşım 3-5. Yok. 6.'da sıkıntı çıkar. Ya yok. Edemez, çok güvenmem lazım. Aynen. O dans edecek kişiyle tabii ki. Keza benim de öyle. Beni yoksa de herkese dans ettirmesin yani insanların içi. Peki kıskanç biri misindir sen? Tabii kıskancım ama şey değilim makul yani. Makul seviyelerde. Ha, çok minnoş muyum? Bazen agresif kıskancım. Ama şey hoşuma gitmiyor ya. Yanlışlıkla bile bir şey oluyor mesela. Yani adam belki bu tarafa bakıyor ama o kadın ona o tarafa bakınca ona baktığını zannediyor ya. Ay evet. Daha çok şunlara başlıyor. Şöyle anladın mı? Öyle evet. Ya bir bak bakalım 2 bak 3 bak gerçekten seni kesiyor mu yani? Kadınlar çok rahatsız ediyor ya. Gözün içine bakıyorlar sen varken. Adam diyor ki bana aşkım biliyor musun yalnız gezerken bu kadar dikkat çekmiyordum. O şeyden ama bak yüzükle ilgili bir tespitim olmuştu benim bir kere. Bana sonra çok bütün kadınlar çok kızdı. Dedim ki şimdi bu alyans kadınlar için şöyle bir efekti var dedim. Yine diyeceğim yine. Evet. Şimdi bunu görünce adamın parmağında diyor ki şimdi bir kadın evet, bunu seçmiş. Evleniyorsa. Kusura bakmayın beyler böyle konuşuyorum. Bir kadın bu adamda bir şey görmüş ve evlenmiş. Evet. Demek ki onda bir şey var. Evet. Esas da kadının tercihine güvenerek oraya doğru gidiyor. Evet. Yani bu benim tercihimle yola çıkıyor. Diyor ki orada bir şey var, bir numara var, ben de oraya doğru gideyim. Yani bu hani hep yüzüğü takınca tam tersi o yüzden. Genelde evet. Evet bu adam o da diyor, yalnız gezerken vallahi bu kadar olmaz, olmuyor tabii. Ya diyor. Elbette ki çok hoş bir adam illa dikkat çekiyor ama şöyle bir şey öteki var. El eleyken... İnanılmaz kapmacalı yarışlar. Artık ne job yapıyor? Aşkım gelsene şuraya ya. Ya yere bakarak yürüyen yani, tanıdığım adam artık oldu. Artık o rahatsız yani. Oluyor tabii, bazı bakışlardan. Bakar, yani. Kafasını kaldıramaz hale geldi.
Gerçekten. Yapmayın hanımlar. Niye? Eskiden böyle değildi. Vallahi artık gittikçe. Bilmiyorum. Başkasının malı çok değerli oluyor artık nedense. Mesela şeyi söyleyeyim, bu sorularda da var. Ben işte senin bu mücadelende bir tane videonuz var. Onun tarihini yazmışım. 12 Kasım 2021 bak. Hmm. Paylaştığınız meşhur. Ben ne zaman izlesem ağladığım bir yüzük videomuz var. Evet. Şimdi o videonun hikayesini dinlemeden önce şunu da soracağım sana. Şimdi siz böyle işte çok böyle güzel Neco ile güzel şeyler paylaştınız. Hani işte bu rahatsızlık, bu mücadele, adam destek tabii oluyor, sırtında taşıyor, adam maşallah, yani böyle bir durum. Şimdi ben dedim ki eyvahlar olsun, bir sürü yani zaten mesaj atılıyordur ona ama bundan tabii sonra adamın DM kutusu tövbeler olsun yani. Yıkılır. Çok fazla talep gördüğünü çok. Ve ne işin var senin orada, gelsene buraya falan çok geldiğini düşündüm. Bana yansıtmadı. Ta açtı. Gelmiştir belki ama inanılmaz bir ekleme talebi. Yani... Sadece bir mesela artık çok fazla ismini yazmıyorum. Evet, neden? Koymuyorsun, doğru. Çok fazla da koymuyorum. İnanılmaz nazara geliyoruz. Ve benim yıldızım düşük olduğu için onun nazarını da ben çekiyorum. Doğrudur. Sürekli gerçekten ev ada çayı kokmaya başladı. Yap. Gerçekten. Parfümü geçti, sirke. Bak bir gir zaten sirke, ada çayı. Sirke, ada çayı. Evet, bunlar kokuyor ev. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ve hemen bana yansıyor ve ben hasta oluyorum. Yani çok kötüyüm o konuda. Az paylaşıyorum ama dediğim gibi ekleme talepleri inanılmaz. Neco'yu da TV'ye çıkarsak mı diye çok teklif var. İkiniz birlikte bize çıksanıza. İnanılmaz bir projeler var. Reklam teklifleri geldi. Onu diyorum. Bir evin bir tane ünlüsü olur. İki ünlü o evde o evin dağılmasına sebep olur. Sıkıntı ben mesela hayatım boyunca hiçbir ünlüyle olamam. Ve olamayacağımı hiç biliyordum. Hiç ünlü bir sevgili olmadı. Hiç olmadı. Bu sektörde yok, olmadı. Yok yok olmadı. Olamaz. Çünkü ben rahatsız olurum. Yani ben o yüzden zor seçmedim. Tercihim ünlü olmadı. Bence de zor. Bence çok zor. Bence de zor. Neco'nun da çok zor işi mesela. Çok cesaretli benim gibi bir kadına birlikte oldu. Sahneler diyeyim, yeri geliyor mini etek giyiyoruz. Ama yazanı oluyor. Kendine güveniyor, adam dert etmiyor evet herhalde yani. Kesinlikle. Kendine güveni ayrı bir şey. Bana güveni zaten sonsuz. Benim için insanlar cinsiyetsiz. Hayatımda biri varken tek cins oluyor. Boğa burcu kendisi evet, zaten. Evet. Astrolojiden aynen anlayan herkes bunun ne demek olduğunu anlamıştır. Abi abi kardeş öyle kardeştir yani. Yani eğer gerçekten severse inanılmaz sonuna sadık kadar ve çok bizimki biraz sevgiyi aştı. Siz başka bir başka şey bir ev boyut. Yani hani 55 yıllık bir yaşlanmışlık vardır ya. 2,5 yılda. 2,5 yılda. Yani biz artık tutku mu adı şimdi yok. Şimdi soracağım. Şimdi yüzük videosuna geleceğim, onu unutmam için parmağımı koyuyorum. Hı-hı. Çok samimiyetle bir şey soracağım. Sor. Şimdi benim babam kanser atlattı. Hızlı. Bunu niye bu kadar rahat sorabildiğimi söyleyeyim. Babam kanser atlattı. Annemle babam o süreci beraber atlattılar ama sonra boşandılar. Ben bunu sorduğum zaman dediler ki biz kardeş olduk artık. Evet, hani olabilir. Yani o sondalar, hani ilaçlar. Yani birçok böyle kadın erkek ilişkisinde olmayan anlara şahit olunca onların arasındaki ilişki bitti ve boşandılar. Evet. Şimdi sizde de bir sürü şeyin yaşandığını biliyorum. Tutku, arzu... Hala nasıl durabildi mesela? Çok nasıl korktuk. İşte bu ilk, çok ilk sorduğum sorulardan biriydi. İstiyor musun? Hatta hoca ya diyorum ya, ekstra bir yani onkoloji hocaları psikiyatrist. Hı hı. Benim soracağım soruyu zaten o bana önceden veriyor. Çok önemli. Dedi ki hocam aşk devam eder mi böyle yap? Ha. Ne demek istediğinizi anladım dedi. Hı. Bu sizin elinizde. Hı. Çünkü dedi kemoterapi sizin özel hayatınızı ilgilendirecek bir kısmı yok. 6 gün 7 gün dışında. Ama etkisi işte ne bileyim. Hiç ya. Hiç alakası yok. Sanırım ya karşılıklı galiba ya. Pelin belki de evet yani Allah nazardan korusun ama. İstisna mı? İnan bana istisna. Belki de ya. Evet belki de biz şanslı bir çifttik. Evet. Birbirine gerçekten çok tutkulu. Yani biz şu an el ele tutuşurken bile avuçlarımızın içi terleyen bir çiftiz. Peki videoya gelelim. 12 Kasım 2021'de sen sanırım operasyondan çıktığın an, narkozdan evet, ayıldığın an... Bir video var, yüzük var parmağında. Evet, o evet sana esasında bir evlenme teklifi yüzüğü, nişan yüzüğü gibi bir durum mu? Öyle zannedildi ama o yüzüğü biz işte uzun zaman önce böyle para biriktiriyorduk. Ondan sonra çok istediğim bir yüzüğü almak istiyordu bana. Ne zaman alırız, ne zaman alırız? Aşkım alalım hadi ne olur falan şey yapıyordum. Aşkım biraz daha sabredelim. Ben şimdi şu işe gideceğim. Şuradan şöyle kazanacağım, alacağız falan beraber muhabbetimiz var. Beraber para biriktiriyorsunuz. Tabii, yüzük için. Tabii o kadar, ki. Yani bu her şey için beraber size biriktiriyoruz. Neyimiz varsa ortak. Bana tek senin taş al. Yok. Bana beş taş al. Dokuz taş sıra da falan. Taşımı büyütmek istersem yeri gelir ben de parasını koyar büyütürüm. Kocadan öyle beklentimiz yok. Peki o gün narkozdan çıktım böyle...
parmağında yüzük var ya, ısrarlı bir şekilde o kafayla benim değil diyorsunuz. Hani çünkü katiyen kabul etmiyorsun. İnanılmaz tatlı. Asla. Yani oradaki işte mememi komple kazıyan doktorum da orada dedi, senin diyor. Hayır diyorum, benim evet, değil. Evet değil diyor. Benim değil. O göğsün alındığı operasyon. Evet, komple kazındı. Koltuk altı lenflerimin komple temizlendiği ve mememin komple alındığı video. Ondan sonra peki bir estetik... Evet, hemen yerine zaten... O an mı yapıldı bilmediğim için. Hemen, evet, biz de şey diyorduk hani kendimi aynaya baktığımda kötü hissedeceğim mi hocam? Çünkü çukur oluyor, evet. Komple doku alındığı için kaburgaların bile gözüküyor. Hı-hı. Çukur orası. Şimdi o yüzden bunları yaptıramayanları da destek amaçlı bir şeyler düşünüyorum. Silikonlarla ilgili. Çok önemli. Protez taktırmak istiyorum. Buradan da senin vesilenle eğer buna sponsor olmak isteyen doktorlarımız olursa minnettar olurum. Sabaha kadar böyle seninle sohbet edip o ameliyatları bile seninle vermek isterim. Ben de çünkü sen iyi bir sunucusun. Ne gerekirse yaparım. Yani böyle bir isterim. Şey yapılabilirse ne gerekirse yaparım. Destek çünkü... olmak isterim. Hemen takıyorlar. Hah, onu soracağım. Yani onu beklemene takıyorum. Gerek yok. Okay. Çünkü artık teknoloji, tıp bizim müthiş bir yerde. Bizim zamanımızda bekleniyordu çünkü bayağı. Evet. Önce yara iyileşsin diye. Şimdi artık diğerinden hiç farkı yok, emin ol. Aynısından yapıyorlar. Ne de beklemeden. Hiç beklemiyorsun. Kas üstü, kas altı yapamıyorlar. Kas üstü yapıyorlar. Zaten diğeriyle eşitliyor. Yani inanılmaz ya teknikler. Ben hiç böyle doğal bir şey olacağını düşünmemiştim. Esas bir de şunu sormak istiyorum. Kariyer anlamında sadece. Kendini şu an bulunduğun noktayı nasıl değerlendirirsin? Ve bu rahatsızlık, bu yaşanan mücadelenin sana kariyer anlamında nasıl sirayet edeceğini düşünüyorsun? Çünkü çok daha güçlü, çok daha hayat esasını biraz da böyle... Bakan bir şımar olduğunu düşünüyorum. Oldu. Daha sertleşmiş. Daha sertleşti. Biraz daha acımasız belki. Kesinlikle bencilleştim birazcık. Bence iyi bir şey bu. Bence de. Kariyerin bir nasıl tık. Gidecek bundan sonra? Pelin şöyle, doğru ve kaliteli iş yapmanın bence dezavantajı var. Doğru işini olduğu gibi yapmak bence mükemmel bir dezavantaj. Ne fena bir şey söylüyorsun. Aslında ne kadar doğru olanı söylüyorum. Ama maalesef dezavantaj. Bizde dezavantajdır o. Evet. Herkes gibi sahne yapıyorum. Sesim, ışığım, repertuarım. Şu an gerçekten örnek aldığım, idol olarak gördüğüm herkesle emin ol aynı performansı sergiliyor. Benim Funda Arar'dır. Bayılırım. En son Boşver diye bir şarkı çıkarmış. Lütfen dinle. Benden sana gelsin. Ben çok beğenirim. İnanılmaz bir şarkı. Herkes gibi sahne yapıyoruz. Herkes kadar mücadele ediyoruz. Hele ki biraz arafta kaldıysan en zoru aslında arafta kalmak. Olmak okey, olmamak da okey ama o arafta... Arada kalmak o kadar sinir bozucu bir şey ki biliyorum. İnanılmaz. Bundan sonra peki şey yapar mısın yani hani daha böyle... Çok hayırlarım var artık. Heh. Bir yere çıkmak istemiyorum değil mi? No. Benim zaten maddi olarak bir sıkıntım yok. İstemiyorum. Ben o dükkanda çıkmam. O sahnede çıkmam. Işığımı getiriyor musunuz? Getiriyor. Getirmiyorsanız çıkmıyorum. Daha değerini sertleştim. Bilen biri var karşımda. Evet, kendimi anladım. Seviyorum. Kendimi seviyorum. Yani sonuç itibariyle hep böyle işte kişisel gelişimciler falan ben de onlara taktım bu aralar çıkıp işte kendini sevmenin 5 yolu 3 yolu öyle bir şey yok. Yani bir an önce 3'e 5'e bakmadan sevmeye başlayın yoksa çünkü hayat evet. Sert şekilde öğretiyor. Çok sert. Gerek yok. Evet. Çok sert şekilde öğretiyor. Sertleşiyorsun dediğin gibi belki dışarıdan ukala olarak bile algılayabilirler muhtemelen seni. Muhtemelen öyle algılanıyor. Ama aslında bilmiyorlar ki bir arkaya bir baksalar neler yaşandı. Ne bıçaklar var, ne bıçak izleri var. Belki de çoğu hala arkamda. Muhtemelen. O yüzden sen sadece öndekini görüyorsun. Burayı göremezsin ki. Bir bildiği var demek lazım bazen. Ben çok iyi bir dinleyiciyim. Hep bir büyüklerimin dediklerini cebe koydum. Hiçbir zaman buradan girip buradan çıkmadı. Hep koydum ama kendim yorumlayıp bir fikirler oluşturdum. Bunun avantajını çok yaşıyorum. Müthiş güzel bir şey. Birilerini dinleyin. Benim annem derdi ki bak gireceksin sektöre ama kızım senin gibiler çok var olmaz. Biliyorum anne, cepteydi o benim için hep. Ben var etmeye kendimi bence çok iyi bile var oldum. Bence çok zor bir işi başardım. Çok zor bir sektörde. Herkese temas halindeyim. Herkesi tanıyorum. Herkesle birebir iletişim var. Kimse ama bir şey söyleyemez herkesle arkamdan. Herkesle birebir iletişim halinde olmanı reklam malzemesine çevirmeyen de bir duruşum var. Zaten Merve benim en yakın arkadaşım ya. Bir tane story'm yok evine mesela, gittiğimde. Atmam. Çok neden biliyor musun? O benim dostum ya. Ondan gelecek reklamı ne yapayım ben? Benim dostum... Öyle bir şey değil. Burada durduruyoruz. Bir de şöyle bir şey var. 2-3 merhabası olmasına rağmen merhaba dedikten sonra telefonla yaklaşanlar var. Evet. İşte arada böyle bir fark var. Ben programın başında senin söylediğin niyetle kapamak istiyorum. İnşallah ikimiz de kendime de pay düşüyorum. Lütfen. Layık tabii. olduğumuz, olması gereken yerde, neresiyse orası. Orada işimizi yapıyor olalım diyeceğim. Hediyelerimize İnşallah. Gelince şimdi.
Bak, bu bölümü seviyorum. Bunlar ne? Dur ayol dur. Bunlar bir kere Hindistan cevizi hayatta aromasını en çok sevdiğim ben şey. Ben de. Yani böyle... Yemesini de seviyorum. Yemesini, Hindistan cevizi sütünü seviyorum ama evet. Biraz pahalı, kusura bakmayın. Evet, çok pahalı, çok pahalı. Bitkisel sütlere biraz zam gelmesin artık rica ediyorum ama Hindistan cevizli şampuanlar var ama ay, önce bayılırım. Bir şu maskeyi koklaman lazım. Bayılırım. Allah aşkına kokla. Organik değil mi içerikler? Bunlar vegan, hayvanlar vegan. Üzerinde de test edilmemişler. Oo, bayılırım. O yüzden mis gibi kokuyor. Hem de organikler. Hem de şey, Hindistan cevizi sütü içeriyorlar hakikaten. Zaten ana kokuyor, buram buram ana kokuyor. Ana madde Hindistan cevizi. Bu maske, bundan tavsiye edeceğim sana ama esas kokoş desem herhalde kızmazsın. Ha, hayatta kızmam. Şurada bir şey var, demin bu ürünlere sen gelmeden bakarken bu ne ya falan dedik kendi aramızda. Çünkü bu haftada bir gün saç derisine böyle peeling oluyor ya, vücut peeling. Evet. Yapmak isteyen kokoş hanımefendiler için bir ürünmüş. Ben yani mesela ben böyle bir şey yapmam çünkü ben hani çok kokoş değilim ama bu çok bakımlı insanlar için. Kokusu muhtemelen aynıdır diye düşünüyorum hepsinin. Müthiş ya. Mesela böyle bu ekstra ilk kez kafa derisi peelingi. İlk defa duydum. Ben de. İlk defa duydum. Arındırıcı, peeling, inanılmaz. Ve de kafa derisine. Evet, yani kafa kendi derisi. Kendine masaj yapıyorsun. Sen daha bilirsin. Kesinlikle çok yapmışlığım var. Ya ben yani çok bildiğim bir şey değil. Harika. Bu da serumu. Bugün Vita Coco bizle birlikte. Sloganları da benim bildiğim kadarıyla saç ve susamakla alakalı. Suya da uyacak saçlarınız. Yani Hindistan cevizi çünkü çok nemlendiren bir şey. Evet. O yüzden saç sağlığıyla alakalı. Saçlarıma da yaptığım bir şeydir bu arada. Uçlarına yapıyor inanılmaz musun? İnanılmaz. Ha. Hindistan cevizi yıllardır yine yaptığım doğru şey. Ve içeriye bayılırım. Doğru bir konuk. Doğru bir armağan diye şükürler evet, olsun tam, diyorum. Tam isabet. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullanın efendim. Canımsın özellikle Pelin'im. Özellikle maskeleri yaparken beni al. Onun kutusunu sonra ben şey yapacağım. Çekeceğim. Seni de etiketlerim. Paylaşırız. Ben de 40 yılda bir yapayım bari. Yap. Şunu bir dene sen de ya bence. Bakacağım. Bence dene. Bu yaşta 40'ından rahatlatır. Sonra saçına bakım yapmaya başlayan kadın. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür için. Ederim Pelin'im. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Ben de. Şeref duyuyorum. Ve o mücadelene bize paylaştığın için herkes adına, anlayan herkes adına ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok değerli ve çok zor bir şey yaptın. Yani evet. Şu kadar şeyi bu kadar büyüteçte yaşadın. Hepimizin evet. Göz önünde yaşadın. Evet. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yanımda olduğun için her zaman. Her zaman. Efendim Saşa Kafası'nın yine uzun, yine keyifli, yine bana göre çok kıymetli ve değerli bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yine bugün burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.